Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Yaptım. Birisine normal krem peynir sürdüm ama bu otlu olan. Birisine de crispy krem peynir sürdüm. Bu da acı biberli, böyle kapya biberli bir krem peynir. Üzerine böyle chia tohumlu, işte sütlü ve karabiberli bir omlet yaptım. Onun üzerine de sriracha sos döktüm ben. Sriracha sosu çok seviyorum ben yumurtada. Güzel oluyor. Şimdi afiyetle yiyeceğim. Bir yandan da Cennet Mahallesi izliyorum. Cennet Mahallesi'ne şu aralar çok taktım çünkü hem komik hem de güzel. Ve yani bu kadar hani nasıl diyeyim, hayatın telaşından yorulduğumuz zaman böyle kendimize vakit ayırdığımız zamanlarda insanın bence gülme ihtiyacını gidermesi gerekiyor. Yani böyle bir nasıl diyeyim, gülmesi gerekiyor yani. Onun için ben de Cennet Mahallesi izliyorum. Cennet Mahallesi'ni seviyorum bu gülme işinden dolayı. Hem komik geliyor, defalarca izlesem de o sahne bana komik geliyor yani, alışmışım. İzliyorum, başka komik şeyler de izliyorum. Öyle. Hani yiyeceğim şimdi. Bir yandan da böyle sizi koyacağım. Evet arkadaşlar, bu videoyu burada bitiriyorum. Kahvaltımı yaptım, şu anda bitirdim. Üzerimi giyineceğim ve artık işe gideceğim. Benim genelde iş sonrası bir günüm böyle geçiyor. Yani yemek hazırla, ye, otur, film izle veya ders çalış. İşte sonrasında tekrardan araştırma yap veya uyuyakal. Bazen uyuyakalıyorum. Bazen namaz falan kıldıktan sonra böyle bir ağırlık çöküyor. Uzanıyorum. Uzandıktan sonra tekrar kalkıyorum, kahve içiyorum. Değişiyor yani ruh haline göre. Gözlüğümü sağlıkla geldik. Gene hafta içi bugün. Saat şu anda 19.13 arkadaşlar ve ben hala yemek yemedim, akşam yemeği. Hazır çorbam var, yani dün akşamdan çok güzel tarhana çorbası hazırlamıştım. Çorbam var ve birazcık kızartmam var. Yani karışık sebze kızartması, patates, kabak, havuç.
böyle yağda, zeytinyağında az bir şey kızartmıştım. Onu yoğurtla yiyeceğim. Onları ısıtmam lazım ve hazırlamam lazım. Hemen hazırlayıp geliyorum. Ya da sizi de alayım. Arkadaşlar bu böyle baharatlı bir ekmek. Ben bunu denemek istedim. Çok güzel kokuyordu. Ama bunu kahvaltıda denemek istiyorum. Gerçekten çok güzel kokuyor. Böyle peynirle ve domatesle güzel bir sandviç gibi bir şey yapmak istiyorum. Yani üzerine peynir sürüp domatesle yemek istiyorum. Gerçekten güzel olur diye düşünüyorum. Burada da bir tane arkadaşlar... Burada bir tane marmelatlı kruvasan var. Bir tane de tam tahıllı bir kruvasan var. Bu tam tahıllı kruvasanı denemek istedim. Çok güzel gözüküyordu. Bu da bayağı güzel gözüküyordu. Ve kadın içini de gösterdi. Parçaladı benim için. Gerçekten lezzetli gözüküyordu. Erik marmelatıymış içindeki. Denemek istedim bunları. Ve ucuzdu zaten. 1,5 lei'di. Bu da 2 lei falandı. Güzeldir diye denemek istedim. Bunları belki yemekten sonra hani böyle biraz bayağı sonra çayla falan yiyebilirim ama bilmiyorum, emin değilim. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey, ben mesela sabah kahvaltısı yaptım. Onun haricinde iş yerinde sadece kahve falan içtim. Yani hatta Türk kahvesi içtik ofisteki arkadaşlarla. Onun haricinde bir şey yemedim. Bir tane muz yedim öğle yemeği olarak. Ve şu anda saat 9, yani 7'yi 17 geçiyor. Ve benim artık bir şeyler yemem gerekiyor. Çok acıktım zaten. Onun için bir an önce çorbamı ısıtıp bunu da, yani kızartmayı da yoğurtlayıp yemek istiyorum. Dizi izlerken tabii ki. Şimdi bunları yiyeceğim ama dizi izleyerek. Yedikten sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi kahve yapacağız. V60 kullanmak istiyorum kahve yapmak için. Ben onu daha çok seviyorum. Onu da kahve yapmayı. Hadi beraber kahve yapalım. Evet arkadaşlar, kahvemi hazırladım. Şimdi dizi film izlemeye tekrar geri dönüyorum. Ve kahve içip yanında o aldığım şeyleri yiyeceğim. Ve deneyince size de bahsederim nasılmış falan diye. Bunları yiyeceğim. Merak ediyorum ben de açıkçası nasıllar. Arkadaşlar içindeki
erik marmelatı çok kuru. Kruvasanın kendisi de tam kruvasan gibi değil. Hani ekmek gibi. Onun için ben çok beğenmedim. Arkadaşlar ben size yalnız söyleyeyim. Bu marmelatlı olan 3 lei. Bu tam tahıllı olan da 2.75 lei. Ben bunları bu arada Carrefour'un fırın reyonundan aldım. Burada Carrefour'da bir tane böyle kocaman olan var. O da AVM'de. Ve gerçekten çok fazla çeşit var. Ne isterseniz bulabiliyorsunuz. Ben de değişik bir şeyler denemek için bunları aldım ama keşke farklı bir şeyler alsaymışım. Böyle. Bunu çok merak etmiştim ben aslında. Bu tam tahıllı. Bakın bu tam tahıllı arkadaşlar. Normalde yani arkadaşlar sade kruvasanlar burada 1 lei falan. 1.19 falan. Ama bunun fiyatı 2.75. Bu da sade ama tam tahıllı. Ama bu marmelatlı daha güzel olur. Benim marmelatım var. Getireceğim. Arkadaşlar ağızda bıraktığı tat gerçekten çok güzel. Ben çok beğendim. Bayağı güzel. Evet arkadaşlar, gene ben ve gene kargolarım. Bu sefer az ürün var ama bu seferkilerin hepsi pantolon diye hatırlıyorum. Pantolonlarla indirimdeydi ve bir tane pijama var. Gene H&M arkadaşlar. H&M'den aldım. H&M'de bu aralar bayağı indirim var arkadaşlar. Şöyle bir pijama takımı aldım kışlık. Arkadaşlar gerçekten kumaşı çok güzel. Eğer böyle hani kumaşı güzel, gerçekten sıcak tutan bir pijama istiyorsanız gerçekten çok güzel. Ben large beden aldım ve gerçekten güzel. Ve size şöyle bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Burada H&M'in uygulamasında puan birikiyor ve o puanları paraya dönüştürebiliyorsunuz. Aldığınız ürünlerden indirim değil de hani o puanınız kadar para düşüyor aldığınız üründen. Bu da yaklaşık 137 lei falan da arkadaşlar ama ben bunu 100 lei'ye aldım ve gerçekten kumaşı çok güzel. Yani bayağı iyi kumaşı. Üstünde duruşu da çok güzel. Üstümde duruşu da çok güzel oldu.
Ve zaten uzun zamandır böyle kışlık güzel kaliteli bir pijama takımı istiyordum. Bu da benim hoşuma gitti rengi. Klasik, yani herkeste olabilecek bir renk ama bence güzel. Bunu aldım. İkinci olarak arkadaşlar. Yine böyle bir geri göndermek istersem diye böyle içine bir şey koymuşlar. Arkadaşlar kaç tane pantolon almışım? 3-4 tane pantolon almışım. Şimdi onları göstereceğim sırayla. Umarım güzel de olurlar. Niye düzgün açılmıyor? Yırtılıyor hep poşetler. Kumaşı güzelmiş gerçekten. Hoş. Hoş bir kumaşı var. Arkadaşlar bu tivil kumaş dediğiniz kumaşlardan. Böyle dökümlü duranlardan. Gerçekten kumaşı güzel beğendim ben. Şöyle bir pantolon. Bakın. Böyle bir pantolon. Güzel. Böyle bolca cep detayları var. Şöyle yanlarda. Arkada var, önde var. Güzel. Bunu ne kadar almıştım ben? Bu burada yazmıyor arkadaşlar. Bir dakika telefonumu alıp geleyim. Telefonum buradaymış arkadaşlar. Bir dakika. Pijamayı 137 liraydı. 100 liraya aldım. Bu pantolonu ne kadar aldığımı söylüyorum size. Gösterdiğim pantolonu hemen bakayım siparişlerimden. Çünkü hatırlamıyorum ne kadar aldığımı. Hala daha %50 indirim devam ediyor burada. Menzile. Arkadaşlar ben bu pantolonu 59 liraya almışım. Yani 59 liraya. Euro olarak fiyatını bilmiyorum. Eğer hesaplarsam videoda yazarım. 59 lira bu tivil kumaşlı pantolon. Gerçekten kalitesi güzel gözüküyor. Umarım olur. Bu sıradaki pantolon arkadaşlar ben bu pantolonun siyahını almıştım daha önce mağazada deneyerek. Bu pantolonun diğer renkleri indirimde olduğu için bunları da almak istedim. Bu yeşil rengine bayıldım arkadaşlar. Ve gerçekten çok güzel bu kumaş. Bunun da bolca cepleri var kenarlardan ve bu da bayağı güzel ve dökümlü duruyor. Bende siyah rengi var bunun. Bunu ne kadar aldığımı söyleyeyim ve üzerimde nasıl durduğunu göstereyim. Arkadaşlar bunu ben 44 liraya almışım bu pantolonu. Normalde H&M'den pantolon almak isterseniz hep 100 lirayın üstünde olur. Ve bu tarz indirimler gördüğümde 40 lirayı 44 lirayı hep alıyorum ben. Bazen 30 liraya bile indirim oluyor ya da 20 liraya bile pantolon aldığım oldu. Ve gerçekten güzel pantolonlar bence. Şimdi bu pantolonun üzerimde duruşunu göstermek istiyorum size. Siyah rengini almıştım dedim size ve onunla fotoğraf atmıştım daha önce. Ben fotoğrafını koyarım buraya arkadaşlar. Aynı pantolonun başka bir rengi gene indirimdeydi arkadaşlar. Bu rengi ne kadarmış ona da bakayım. Onu da söyleyeyim size. Bu rengi de gene 44 liraya arkadaşlar. Gerçekten çok uygun bu fiyatlar. Çünkü normal fiyatları arkadaşlar 100 lirayın üzerinde 159 lirayı falan oluyor. Ya da ne bileyim mesela 125 ya da 130 lirayı falan oluyor. Bu fiyatlarda pantolon görünce direkt almak istedim. Bedenimi de bildiğim için aldım. Bakın bu da böyle krem rengi ya da ne bileyim sütlü kahve gibi bir şey arkadaşlar. Bej gibi bir şey. Siz hangi renk diyorsanız artık. Ya da anlayabiliyor musunuz bilmiyorum.
Baya güzel bakın. Bunun da işte cepleri var böyle. Ve dökümlü duruyor. Bu son pantolonu arkadaşlar açıkçası biraz tereddüt ederek aldım. Ama sosyal medyada gördüm. Yani insanların üzerinde güzel duruyor. Bende de güzel duracağını düşündüm. Bunu 54L'ye almışım. Bunun da gerçekten güzel ve kaliteli bir kumaşı. Bakın. Bu da baggy jeans diye geçiyor. Ve gerçekten kumaşı çok güzel. Bu da böyle bir pantolon. Yani böyle paçaları bol bir pantolon. Gerçekten ben baggy pantolonları çok seviyorum. Çok güzel duruyor üzerimizde. Bütün aldıklarım bu kadardı kargolardan. Ve videoyu da burada bitiriyorum arkadaşlar. Umarım bu video hoşunuza gider ve videoyu beğenirsiniz. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın.